Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. 22. söz iki makamdır. Birinci makam Bismillahirrahmanirrahim. Ve yedribu Allahul emsale linnâsi leallehum yetezekkerûn. وَتِلْكَ الْاَمْسَالُ نَدْرِبْهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar. Metni okuyayım. Sonra mutala ederiz beraber. Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar. Fevkalade bir tesir altında kendilerinden geçtiler. Gözlerini açtıkları vakit gördüler ki acip bir aleme götürülmüşler. Öyle bir alem ki kemal intizamından bir memleket hükmünde, belki bir şehir hükmünde, belki bir saray hükmünde kemal-i hayretlerinden etraflarına baktılar. Gördüler ki bir cedde bakılırsa azim bir alem görünüyor. Bir. İki. Bir cedde bakılırsa muntazam bir memleket görünüyor. Üç. Bir cedde bakılırsa mükemmel bir şehir görünüyor. Dört. Bir cedde bakılırsa gayet muhteşem bir alemi içine almış bir saraydır. Şu acip alemde gezerek seyran ettiler. Dört tane bakış yönü. Gördüler ki bir kısım mahluklar var, bir tarz ile konuşuyorlar. Fakat bunlar onların dillerini bilmiyorlar. Yalnız işaretlerinden anlaşılıyor ki mühim işler görüyorlar ve emniyetli vazifeler yapıyorlar. O iki adamdan birisi arkadaşına dedi ki, metni okuyacağım, beraber mutala edeceğiz. O iki adamdan birisi arkadaşına dedi ki, şu acip alemin elbette bir müddebiri ve şu muntazam memleketin bir maliki, üç, şu mükemmel şehrin bir sahibi, dört, şu musanna sarayın bir ustası vardır. Biz çalışmalıyız, onu tanımalıyız. Çünkü anlaşılıyor ki bizi buraya getiren odur. Onu tanımasak kim bize medet verecek? Tanımasak, bilmek değil de tanımak. Dillerini bilmediğimiz ve onlar bizi dinlemedikleri şu aciz mahluklardan ne bekleyebiliriz? Hem koca bir alemi bir memleket suretinde, bir, iki, bir şehir tarzında, üç, bir saray şeklinde yapan ve baştan başa harika şeylerle dolduran ve müzeyyenatın envaiyle tezyin eden, ibretnuma mucizatlarla donatan bir zat, elbette bizden ve buraya gelenlerden bir istediği vardır. Onu tanımalıyız. Hem ne istediğini bilmekliğimiz lazımdır. Öteki adam dedi, İnanmam, böyle bahsettiğin gibi bir zat bulunsun ve bütün bu alemi tek başıyla idare etsin. Arkadaşı cevaben dedi ki, bunu tanımasak, lakayt kalsak, menfaati hiç yok, zararı olsa pek azimdir.
Eğer tanımasına çalışsak, meşakkati pek hafiftir, menfaati olursa pek azimdir. Onun için ona karşı lakayt kalmak hiç kâr akıl değildir. O serseri adam dedi, ben bütün rahatımı, keyfimi onu düşünmemekte görüyorum. Bir de okuyorum burayı. Ben bütün rahatımı, keyfimi onu düşünmemekte görüyorum. Hem böyle aklıma sığışmayan şeylerle uğraşmayacağım. Bütün bu işler tesadüfi ve karmaşık işlerdir. Kendi kendine dönüyor. Benim neme lazım? Akıllı arkadaş ona dedi, senin bu temerrüdün beni de belki çokları da belaya atacaktır. Bir edepsizin yüzünden bazen olur ki bir memleket harap olur. Yine o serseri dönüp dedi ki, ya katiyen bana ispat et ki bu koca memleketin tek bir maliki, tek bir sani vardır, yahut bana ilişme. Cevaben arkadaşı dedi ki, dedim, madem inadın divanelik derecesine çıkmış, o inadınla bizi ve belki memleketi bir kahre giriftar edeceksin, ben de sana 12 burhan ile göstereceğim ki, bir saray gibi şu alemin, bir şehir gibi şu memleketin tek bir ustası vardır ve o usta her şeyi idare eden yalnız odur. Hiçbir cihette noksaniyeti yoktur. Bize görünmeyen o usta bizi ve her şeyi görür ve sözlerini işitir. Bütün işler mucize ve harikadır. Bütün bu gördüğümüz ve dillerini bilmediğimiz şu mahluklar onun memurlarıdırlar. Mevzu bitti. Beraber işleyelim. Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar. Ne olabilir burası? Havuz ne olabilir? Havuzda yıkandılar. Dünya tövbesi ne de? Dünya tövbesi ne? Herkes başka bir şey anlıyor burada. Tabii. Ben fikir olmadım. Ben mesela şöyle düşündüm. Hayat havuzu diye düşündüm. Kaç çocuk doğduktan sonra bu uçağına kadar. Yani doğumundan buluğ çağına kadarki tertemiz diyoruz ya, evet. Günahsız diyoruz. Evet. Ama buluğ çağından sonra bir sorumluluk alıyor. Ondan sonrasında kirleniyor diyorsun. Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar. Fevkalade bir tesir altından kendilerinden geçtiler. Gözlerini açtıkları vakit gördüler ki acip bir aleme götürülmüşler. O zamana kadar böyle bir şeyi görmemişler. Bak bir de okuyayım. Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar. Fevkalade bir tesir altında kendilerinden geçtiler havuzdan. Gözlerini açtıkları vakit gördüler ki acip bir aleme götürülmüşler. Öyle bir alem ki kemal intizamından bir memleket hükmünde, belki bir şehir hükmünde, belki bir saray hükmündedir. Şimdi burada çocuk tamam doğduktan sonra diyor gözünü açtı çocuk o şeyi idrak edebilir mi? Evet. Yani müzakere tarzına diyoruz yani böyle şeyi seviyorum öyle. Ubeydim sen ne anladın sevgili kardeşim? O havuzdan ne anladın? Havuzdan anne karnı olabilir. Anne karnı olabilir diyor. Ruhlar alemi olabilir mi? Ruhlar alemi evet yani şeceri hilkat insanlık Allah'ın Allah'lık Allah varken hiçbir şey yoktu sonra mevcudatı yarattı oradan insanı süzdü diyor Özdin. O şeceri hilkatı hulasası. Kasım ne anladın sevgili kardeş? Ben şimdi iki cihet alanı anladım da birinci cihette iki adam dediği için ana karnını çürütüyor.
ana karnını çürütüyor. İkisi de anne karnından geçiyor daha o. İçindeki bir şey mi? Bitirsin. Daha ileriki sayfalarda anladığım, okuduğumuz zaman bülür çağına kadar olan zamanı diyor. Orada bir haşiye var ileride. İleride haşiye var. Haşiye veya bir yazı var. Orada 15 bülür çağı diyor. He he. Şeceri hilkat-ı memesi olan insan dil işarettir. Ha neyse. Evet sen bu doğumdan yani birinci cihet diyorsun. Anne karnı mı diyorsun? Bir de doğumdan bulu çağına kadar. İki şahıs diyor. Bir zaman iki adam. İşte adam büyüyünce biraz hayat havuzu diyebiliyoruz değil mi? Diyebiliyoruz tabii. Peki. Burada iki kişi var. Bak. Bir zaman iki adam. Bir havuzda yıkandılar. İki adam var. Tek bir havuzda yıkandılar. Bu çağından sonra yollar ayrılıyor. Farklı. Sorumluluktan sonra yollar ayrılıyor. Kimle ayrılıyor? Birisi iki. Hakikate gidiyor, biri içeri gidiyor. Bir nefis mi oluyor? Bir nefis mi? Peki. Yok, iki sınıf insan var da dünya kurulabilir. Peki burada iki grup var diyor ama Mehmet abi şey dedi. O da nazar itibarı alınabilir mi? Yani burada iki yapı olabilir mi insandaki iki yapı? Evet. Günahsız olarak yaratılması bulu çağından sonra bir havuza yıkandılar değil mi? Bulu çağında Cenab-ı Allah günahsız olarak yarattı. Yıkanmış olarak yarattı. Ondan sonra ne yaptı? Bulu çağından, mükellefiyet çağından sonra iş değişiyor. Evet. İradeye cüz'ye veriliyor. Aynı. Umarıya gelmesin. Güzel. Şimdi aşağıda burada iki adam var. Aşağıda gidişatta bakılırsa gördüler ki ikisi de görüyor bunu. Bir cihette bakılırsa azim bir alem görünüyor. Tamam. Bir cihette bakılırsa muntazam bir memleket görünüyor. İkisi de bunu gördüler ki diyor. Gördüler ki. Burada gene konuşacağız. Beraber şey yapacağız. Yani bir kişide iki farklı kişilik olur mu? Yani nefis ve ruh. İsmail'im veya sizin çoğunuz dediği gibi iki tane farklı kişilik var. Kendilerinden geçtiler de diyor mu? Geçiyor. Kendilerinden geçtiler. Ebrar ve eşrar denilen iyi bir bakan kötüye bakan için olabilir mi? Kendimi geçtim meselesinde ruh ve nefis. Nasıl geçiyor kendilerine? O da kendilerini geçti. O zaten o... Yani, Kaşı'ya geç ki buraya ders yapıldığı için. Herkes buraya bakıyor. Bu olan hayat olabilir mi aslında? Kendime geçti ya. Yani, çocuk mesela bir şeyler yapıyor ama yani. Şeyden alakası yok burada. O zaman ben toparlayayım. Şudur. Bir şahıs, iki tane şahıs var. Onu oturtuyorsunuz. Tamam. Ondan sonra bir fikir var. Buradaki havuzdan kasıt anladığım kadarıyla diyor. Anne karnı deniliyor. Sonra bir başka fikir bulu çağına kadar. Bir başka fikir ana toplarsak iki kişilik var. Burada tek bir insan bu. Nefis ve ruhtur deniliyor. İki tane şahıs. Başka fikri olan var mı? İkisi de kalsın o zaman. Ölü olsun. Evet, bir de okuyayım o zaman. Bir zaman iki adam
bir havuzda yıkandılar. Tek bir havuzda yıkandılar. Ayrı havuz değil. Tek bir havuzda yıkandılar. Yaşları eşit. Bütün şartlar aynı. Bir zaman iki adam. Bir havuzda yıkandılar. Havuz tek. İkisi aynı havuzda. Bütün şartlar aynı. Farklı bir şart yok. Fevkalade bir tesir altında kendilerinden geçtiler. Yani şuurları yok. Ama havuz öyle bir şey ki insanı kendisinden geçirmiş. Yani her şey var havuzda. Kendisinden geçtiler. Öyle bir kendilerinin varlıklarına haberleri yok. Gözlerini nasıl olduysa açtıkları vakit, demek ki havuzda gözleri kapalıydı. Gözlerini açtıkları vakit gördüler ki acip bir aleme götürülmüşler. Yani havuzdan dışarıya alınmış. Gözler kapalı mecazdır. Tabii ki diyelim ki Risale-i Nur niçin böyle zengin? Her mevzusu ama her mevzusu dört isimle işliyor. Evvel, ahir, zahir ve batın. Yani ne demek? Dört ismi misallendireyim. Ağacın çekirdeği evveluhu. Ağacın meyvesi ahiruhu. Ağacın zahirisi zahiruhu. Ağacın içindeki sistem batınuhu. Her mevzu böyle dört cepheden işlendiğinden dolayı zengin. Risale-i Nur mana mertebesi zengin oluyor. Şimdi burada mecazı zahir, zahiri mecaz yapmak o bizi yanlışa çoğu zaman götürür. Ancak bedihi bir şey varsa, mesela diyelim ki sen hafızsın. Ha, Muhammed dedim. Sen hafızsın. Muhammed. Adam zaten hafız. Ve o bilmediği bir şey demiyorum diyor usta, değil mi? Ha, burada başka bir şey var diyor. Mesela sen diyor rızık istemiyorsun diyor mesela. Ben rızık istemiyorum. Allah insanlardan rızık istemeyeceği bedi. Başka bir şey var diye. Hani zahiri göz ardı edip de böyle tasarımlarla mecaza geçmek o biraz zor. Bu sefer mana kaybolur. Zahir aynen şey yapacağız. Çünkü zahir nas. Onun üzerinde batını düşüneceğiz. Batın meratibi. Batın neyse burada nasıl gözüküyor? Bir insan iki kişilik olabiliyor. Efendim bir nefis, bir ruh. Burada bunu kabul ettikten sonra, yani çünkü bunu mecaz diyor dersek, öteki yerlere de başkası da mecaz der. Mecaz dediğim bir şey kadar. Bunu çağına kadar. Çocuğun çok büyük hakikatleri var ama farkında değil. Görmemesi ona bir şey var. Hı, tamam. O da var yani. Ben onu kabul ediyorum canım. Yani zahiri mecaz olmasın diye ben şey yaptım. Yoksa onlar tamam. Ama burada fevkalade bir tesir altında kendilerinden geçtiler. Gözlerini açtıkları vakit gözünü açmış. Demek ki daha önce kapalıydı. Gördüler ki daha önce görmediler. Acip bir aleme götürülmüşler. Havuzdan acip bir yere gitmiş. Öyle bir alem ki nasıl bir alemse gittikleri yer. Kemal intizamında bir memleket hükmünde. Memleket. Hani bir alem ama sanki bir şehir gibi yani. Bir Çayeli gibi, Paris'e gibi bir memleket. Belki bir şehir hükmünde. Belki bir saray hükmünde. Alem. Kemal-i hayretlerinden etraflarına baktılar. Gördüler ki bir cihette bakılırsa azim bir alem görünüyor. Yani gördüler ki onlar ikisi görüyor. Ama bir tanesi
Yani bunu görüyor ama arkasındakini kabul etmiyor. Gördüler ki, görüyor. Gördüler ki bir cihette bakılırsa azim bir alem. Hakikaten tuhaf bu alem. Azim bir alem. O kadar dünyanın en güzel tarafı, en çok hoşuma gelen tarafı da şu benim. Mesela şu kaleme bakılınca kazma diye kimse anlamaz. Su bardağı diye kimse anlamaz. Bu budur. Dünya ise kim nasıl bakarsa öyledir. En güzel, hoşuma giden tarafı da bu. Baktığın gibi oluyor. Seni zorlamıyor yani, bakışını başka yere çevirmen için zorlamıyor. Mesela kereste ile hemhal olmuş, dersleri gitmemiş, kitap okumamış, ormancı düşünün. Ormana baktığı zaman keresteden başka ne anlar İsmail, değil mi? Dersi okumamış, kitap okumamış. Ama bir müfessirin kitabına muhatap olmuş. Yani Risale'ni okumuş bir kişi. Ormana bakınca Allah'a tefsirini olarak görüyor. Yani ölüden dirinin çıkması ya hay. Sanatta yaratılmasıyla ya sani. Vesaire. Sıfatlarla Allah'ı tanıyor. Allah'ı tanıyor. Yani bir müfessir olarak ormanı görmek nerede? Bir kereste olarak görmek nerede? Bir cihette bakılırsa muntazam bir memleket. Bir cihette bakılırsa mükemmel bir şehir. Başka bir açıdan bakılırsa. Evet. Cihette dedi. Evet. Başka bir açıdan bakılırsa. Bakılırsa işte çok tuhaf. Başka bir gözle. Mesela Muhammed'im Senoza adam bir bakar, burada ne var der. Bir bakası bakar ki o dağlara, azamet ve kibriyayı, izzeti görür. Dağlarda izzet var. Öyle bir izzet var ki orada. İzzet ve azamet ve kibriya. Yani tabii, yani ben çok acayip etkileniyorum ama fazla. Allah'a yani şey oluyor, tuhaf oluyorum ya. Böyle şeyi gördüğüm zaman o kaya gibi öyle Allah Allah. İzzet ve azamet, kibriya. Allah diyor ki Celle Celaluhu, 3 hadis-i şerif var. 3 sıfatıma şerik olmaya kalkmayın. Azap ederim demiyor. Çok acımasız azap ederim diyor. 3 sıfatıma ortak olmaya çalışmayın diyor. 1 azametime, 2 kibriyama, 3 gınama, zenginliğime. Azameti, kibriya. İzzet ve azamet ve kibriya. İzzet, azamet, kibriya deniliyor. Bazı alimlere göre hadisi şey yapmış. Gına. Yani hakikaten ya azim, değil mi? Ya cebbar, ya kahar, ya muntakim. İzzet ve azameti Allah'a. Hakikaten görmek istersen Allah'ın izzet, azametini, tobe yani azamet, heybetini, teşhidini, öyle acayip bir hakimiyetini, o yalçın kayalara bak ya. Ya kibir olmuyor. Kibir. Ya olmaz mı böyle? Bununla alakalı celal sıfatı. Celal silsilesinden temessül. Acayip bir şey ya. Azam, Allah'ın kibriyası acayip gözüküyor ya. İnsanı etkilemezsin ki. Neyse, gitmek istemiyorum. Orada ayet-i kübrayı ne acayip ya. Uluhiyet bahsini okumak lazım. Uluhiyet. Vardır, azamet ve uhriyeti. Ya. Acayip. Çok garip ya. Mesela dağlara, bu bizim buranın insanı vadilere, derelere, ağaçlara alıştı da çıplak kayalıkları bahsediyorum. Geçen Almancı misafirlerimi götürmüştüm. Kavron muydu? Kavron. Kuvran değil, kavron. Kaha beraberdik. Beraber İsmail'le o an. Allah aşkına araba çıkmadığı var ya. Allah Allah. Ne acayipti ya. Öyle malzeme olmuş ki hafızamda ya. Bu akşam buraya gördüm mesela. Oralara gidemedim ya, oralara gidemedim.
yakılamıyorsun. Oralara gitmeye uğraşıyor falan. O kaşı kitabı var ya, namaz kıldığımız o caminin. Bu arkasındaki o daha böyle şey yapmıştı böyle. Azamet ya. Yani çok acayip bir şey ya. Neyse, bir de şeyden ben Allah'ın azametini çok şey yapıyorum. O dere geldiğini hiç böyle üzerinize bir tam dere balık tutarken habersiz dere zor kaçıyorsun. Veya bir korkunç bir dalga şey var. Orada da bir azamet ve kibriya celal. Neyse, Allah hakikaten Allah ya, o kadar kendisini gösteriyor ki hiçbir şey tutamıyorsun ya. Denize böyle şey yapılmışım. Böyle tutunmuşum o dereye. Bir kıçımda kaçarken yakaladı beni. Dere gelirken, bizim derede balık yaparken o kadar kaçtım ki ama ayağımda yakaladı. O kadar ama öteki taraf aşağıda. Elimi zor tutuyorum ya kayaya ya. Böyle. Koda azamet ve celal var ya. Neyse. Fırıncı abi Aydar'da danışında şöyle demişti. Yani, Fırıncı abi mi? Ha, ben ilk defa oraları gördüğüm zaman celal ve cemalin bir arada pazarını orada gördüm. Celal ve cemalin bir arada olduğunu orada gördüm. Vallahi çok doğru demiş yani. Maşallah. İlk önce celal, doğru. Azamet böyle. Gidiyorsun bakıyorsun o taşlarda sanat ilahi, böcekler var. Allah Allah. Yerlerde olan kuş aşağı gelmiyor. Gelmiyor. Biz İslam'la... O gece soğuğunu oraya da Allah'ın hikmeti. Evet. Yüzün kalıyor şimdi. Yüzünüz çıkamıyor. Tavuk gördük biz, tavuk. Ömrümde ilk defa dağ tavuğu gördüm ben. İstanbul'a giderken keçi gördük böyle. Silahına sarıldı, silahını tuttu. Ondan sonra senelerce hep hakaret etti bana. Rahmetli. Niye elimi tuttun diye. Hemen silah. Arabayla virajı dönerken 4 tane keçi mi ceylan, o yoldan yukarıya atlayan. 4 tane. Bilmiyorum. Ama şeyi ben fark etmedim. Fakat şu yoldan şu hendeğe atladı. Yani o arabadan geçti, şeyden atladı. Allah Allah. Dağ keçisi. İşte keçi miydi herhalde. Neyse. Öyle bir alem ki, evet abi. Seni keçiye hediye edilecek bir şey yaptı. Engelledi. Öyle bir çift söyledi. Vuracaktı İsmail'i. Sana ikram etmiş. Ya ben dedi ya, bir tane dedi şey yapacaktı falan. Çok fena bağırdı yani, bay bay ağır. Ona ne biçim adamsın, kafasızsın dedi ya böyle. Allah'ın helal ettiğini bana haram ediyorsun. Allah helal etti diyor. İçim insansın tabii, gitti. Tamam İslam'ım. Tamam, bir kere hata yaptım. Ne yaptı? Düzeltsen ne olur dedi. Yani mümkün mü? Onu öldürebilir misin? Mümkün mü? Öyle bir alem ki Allah Allah. Kemal intizamından bir memleket hükmünde. Böyle bakarsan, böyle bir misafir olursan Allah'a, hangi hadise seni üzer ki ya? Öyle alimler gelmiş ki Allah'ın nimetleriyle Allah'ı tanıma hissiyatı farklı. Allah'ın o bizim bildiğimiz o bela musibetle tanıma farklı olduğundan belanın gitmesini istememiş. Öyle insanlar da varmış. Belki bir şehir hükmünde şöyle baktığın zaman, bir şehir baksana Mehmet abi, belediye var, kaymakam var veya vali işte. Biz küçük olsun, kaymakam var, belediye var, yollar var, emniyet var, trafik işaretleri var. Şimdi o senin köye çıktık. Irmak var, ağaçlar var, kabak var, mısır var, yağmur var, güneş var. Yani trafik işaretleri var. Birbirinin sünükmünü kaldırmıyor. Ya ne kadar tuhaf oluyor. Mesela bu sene meyve yok diyoruz değil mi? Ne kadar tuhaf yani, hakikaten çocuklar bile bakıyor. Demek ki liyakatı kesbetmemiş. Bir başka bir memlekette kuraklık var. Ama her şeyin bir arada olduğu bir memleketi düşün. Bir memleket, bir saray hükmünde. Kemal-i hayretlerinden etrafına baktılar. Hakikaten tuhaf. Hani derenin akması. Kimle beraberdik ya? Diyorduk. Yatçı mı diyordu Almancı? Abi diyor. Allah, dereyi gördü ya. Abi diyor, yukarıya çıktıkça diyor su olmaması lazım. Çünkü mesela yağdırılınca su dağdan aşağı gider. Şu dere diyor. Hiç kesildiği oldu mu diyor. Hiç kesilmez. Dere kesilmez. Mesela fırtına deresi. Niye kesilmez? Sizin Senöz deresi. Hiç böyle kupkuru olduğunu hiç ömrünü gördün. Yani sıfır. Yok. Yani nasıl bitmeden
devam ediyor. Nasıl bitmeden? Devam ediyor. Sen onu eve götürsen, milletin dikkatini çekiyor. Öyle mi? Kemal Hayrettin etrafına baktılar. Tabii böyle baktığın zaman hayret etmesini bilmezsen bir düşün, alim şöyle demiş. Kainata bakıp da hayret etmesini bilmeyen arkasında göz olmayan gözlüğe benzer diyor. Bir de yapayım. Buraya bakın. Kainata bakıp da hayret etmesini bilmeyen arkasında göz olmayan gözlüğe benzer diyor. Bu gözlük baktığı zaman hayret eder mi? Etmez. Etmez yani. Yani tabii kafayı böyle daldırırsak, mesela kimseyi görmesin, var böyle bir iş, herkes her yerde gözüküyor ya. Adam mesela sopayı almış. Benim bildiğim son seneler mesela 3-5 sene böyle gidiyor. Bir böyle gidiyor. Bugün kendimi zorladım. Bu insanın ruhu nasıl? Bir misafir olayım dedim. İçini bir seyredeyim. Ne var diye. Senelerce bastonu alıyor şuradan şuraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Bir başkası hahahu. Bir başkası başka şey. Dünyada tuhaf tuhaf modeller var. Nasıl şey yapabiliyor diye. Mesela geçen anlatmıştım. Burada mı anlatmıştım pazarda? Kuşu uçuruyor. Yarım saat. Hatta el ediyorum. Beni görmüyor. Kafa böyle. Dedim Allah Allah. Bana garip geliyor. Dedim ya Rabbi bana biraz imkan versen. Daldım böyle. Onun ruhuna misafir olsam ruhum. Acaba neler hissediyor? Merak ediyorum ya Rabbi. Dedim böyle. Hakikaten böyle daldım. Kafa yukarıda, kuşlara hep bakıyor. Dedim merak ediyorum ya. Benim ruhum oraya misafir etsen de. Onun ruhunu seyretsem. Acaba ne yapıyor, nasıl bir şey? Gördüğüm kadarıyla yani Cenab-ı Hakk'ın bana verdiğin ikramı söylüyorum. Bir parçasını söyleyeyim. Adam böyle bakarken kuş uçmuyor. Aynı benim onun ruhuna misafir olduğum gibi bedenine. O da kuşun ruhuna girmiş. Kuş uçarken o uçuyor. Fenafil kuş oldu. Sonra denildi ki kalbime geldi ki sen de fenafil risale olsan alemlerde böyle dolaşırsın. Fenafil kuş olmuş. Sen de fenafil risale olsan alemlere dolaşırken metsup olursun. Ahmet Mehmet'in sesini duymazsın. Şundan, eskiden öküz doğuşturdular, sinyallerle horoz doğuşturuyor biliyorsunuz. Bugün öküz doğuşurken kendi öküzünü böyle biraz diğer öküz sarstığı zaman böyle yanlatırsın. O da o öküzle beraber böyle böyle şey yapıyor. Yani öküzün içine girince öküz evet. Oldu ya. Arap aynı, öküz iş yaparken o da yapıyor diye. Böyle yapıyor. Fenafil öküz olunca. İnsan, bugünkü dersim ha bugün, yukarıda, insan çok garip ya. Çok garip, tuhaf. Nasıl bakarsa öyle bu alem. Herkese göre farklı. Sonra bir cihete bakar, alim yani bir cihete bakılırsa muntazam bir mevim. Şurası beni çok etkilemiştim. Diğer cihete bakılırsa muhteşem bir alemi içine almış bir saraydır. Bak işte. Burası beni çok etkiledi bugün. Onlar biraz paylaşayım şeyimi, bir parçasını. Bir saray düşünün. Saray. Tamam. İçinde şehir var. Sarayın bulunduğu şehir sarayın içinde. O şehrin içinde de alem var. Bir daha söylüyorum. Bir saray düşünün. Şehir onun içinde. Sarayın içinde şehir. Şehrin içinde alem var. O zaman saray nerede? Yani bu bina nerede? Çayeli'nde. Çayeli Rize'de. Rize Türkiye'de. Türkiye dünyada. Dünya galaksi işte güneş sistemi içinde.
Kanak, Samanyolu vesaire. Yani birbiri içini tazamın etmiş. Burası ters. Saray var, şehir onun içinde. Alem şehrin içinde. Ters açılıyor. Evet. Yani 10. sözün 4. zeylindeki gibi ahirette ruhların gelmesi var, cesetlerin inşası var, şeyi ihyası var, sonra cesetin inşası var diyor ters. Oysa dünyada ilk önce anne karnında cesedin inşası var, inşaat var. 4 aya kadar ruh gelmez, hayat var. Ceset inşaat ediliyor, inşaat yapılıyor. Sonra aziz misafir binanın içinde oturuyor. Bina olduktan sonra ruh. Burada öyle değil, ahirette öyle değil. Ruhların gelmesi var. Cesetlerin ihyası var. Cesetlerin inşası var. Yani en son oluyor. Dünyanın sistemin tersi çalışıyor orada. Ağaçlar burada aşağıda yukarı büyür. Kökler aşağıdadır. Ahirette ise kökler yukarıda, dallar aşağıda böyle. Cenneti var ya. Sistem böyle ters yani. Bizi alıştırıyor. Şimdi burada diğer bir cihette bak diyor ki, diğer bir cihette bakılırsa gayet muhteşem bir alemi içine almış bir saraydır. 30. şeyde de söylüyor. Lema'da var. Lema. Bir lemalar versenize bana. Var mı lemalar? Gözlerin görmüyor, oradan versin. Gözlerin, Mehmet abi kaç yaşındasın? 40-50. Peki bak, Rıza çok merak etti gibi hissettim Rıza. Nasıl bir şey diye. Bak burada da var sevgili kardeş. Şu kainat öyle bir saraydır ki, kainat saraymış. O sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var. Sarayın içinde şehir var. Ve o şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Onun içinde. Tekrar onun içinde. Ve o memlekette her zaman mehd ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. İlk önce saray var. Ubeydin bak. Şu kainat öyle bir saraydır ki. Saray. Merkezi koy kafaya, saray. O sarayda mutamadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var içinde. Burada da bir cihette bakılırsa muntazam bir memleket, bir cihette bakılırsa mükemmel bir şehir, diğer bir cihette bakılırsa terakki etmiş ama. Üç mertebeye geçen insan şöyle görüyor. Bak, bir bakış tarzı bir en düşük, bir cihette bakılırsa azim bir alem görünüyor. Bir cihette bakılırsa muntazam bir memleket gözüküyor, ufalıyor. Sonra bir cihette bakılırsa mükemmel bir şehir, daha ufaldı. Diğer bir cihette bakılırsa gayet muhteşem bir alemi içine almış bir saraydır. İnsan. Bak. Toprak düşünün, çekirdek, ağaç, meyve. Bu çekirdeğin dişe vuruşu. Burada meyve var. Meyvenin içinde bir çekirdek var, kökteki çekirdeğin aynısı. Ağacın sonu ama o çekirdek itibariyle, şu çekirdek, meyvenin içindeki çekirdek, hakikat itibariyle kökteki çekirdeğin aynısı olduğundan ağacın sonu olan çekirdek ağacın başıdır. Bu da insan. 218 şualardan söylüyorum. İnsan şu kainat, şecere-i hilkatın çekirdeği aslisidir diyor. İnsan şecere-i hilkatın, yani kainat ağacının çekirdeği fotokopisi demiyor. Sanayisi değil. Çekirdeği aslisidir diyor insan. Oysa ben kainatın hangi sürecinden sonra dünyaya geldim? Ben dünyaya
Benden önce bütün şecere vardı. Ben nasıl sonra gelmişim peki? Ben nasıl bu kainatın başı olacağım ki? Sonradan gelmişim. İşte sende bir özellik var. Kainatın başısın. Beşeriyet ve levazımat itibariyle kainatın sonusun. Meyve diyor. Peygamber Aleyhisselam için. Miraç Risalesi'ne. Kainatın meyvesidir diyor. Sonu. Yani bütün o süreci içine alan meyve. Ama içinde bir hakikat var. Nur-u Muhammed'i. O da başı oluyor. O da başı oluyor. Bak şurada. İnsan, peygamberimizden bahsetmiyor. İnsan, şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi. İnsan, kainat ağacının en son, en cemiyetli, en kapsayan, kapsayıcı, kapsamlı. İki, 20 cihette izah var. Malum insan. İki, hakikat-ı Muhammed, insan, hakikat-ı Muhammediye cihetiyle, hakikat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cihetiyle kainatın çekirdeği aslisi. Asli yani. Yani fotokopi de değil. Biz kütük orası. Adama diyorum nerelisin? Erzurumluyum diyor. Hiç gittin mi diyorum Erzurum'a? Yok hocam diyor. Kütük orası. Ha, ama İstanbul'da doğmuş. Kütük orası. Pazarda İspiller var. Hiç gitmemiş İspir'e. Ama İspirli. İnsan da kainatın fotokopi değiller. Çok ilgimi çekiyor. Çekirdeği aslisi. Yani kainatın içine doğan nasıl kainattan önce olur? Beşeriyet ve levazımat itibariyle kainatın içine doğmuşuz. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle bir tarafımız var ki o da kainatın çekirdeği bizde var. Mesnevi Nuriye'de o yok mesnevi olsaydı. Evvel ma halakallahu nurihi, ben diyor kainattan önce kainatın çekirdeğim. O cihet itibariyle insan kainatın evveli. Burası çok ilginç. Tefekkür sürecini anlatıyor. Bak bir süreçte bakılırsa budur diyor. Bir noktadan bakılırsa budur. Bir noktadan bakılırsa budur. Dördüncüsü çok önemli. Bir cihette bakılırsa şehri, memleketi, alemi içine alan bir saray hükmünde. Saray hükmünde. Bu alem. Yani isterseniz bunun içine insan deyin, isterseniz şu dünya deyin. Kainatın içinde değil, güneş sistemi içinde dünyanın hiç değeri yok. Yani maddeten. Büyüklük bakımından galaksilerin içinde. Bizim galaksi değil. 200 milyarın üzerinde galaksi var semai dünyada. Onlar içinde bir tane galaksi var. Bizim galaksi. 200 milyara aşkın gezegen var hepsi. Beheri. Dünyamızda milyonlarca büyük. Dünya bunların içinde hiç gibi. Fakat bir cihette bakılırsa kainatın çekirdeğini misafir etmiş. Kainatın en aziz misafirini. Allah'ın en çok muhatap aldığı. En çok sevdiği, bütün kainatın çekirdeği Muhammed'i misafir etmiş aleyhissalatü vesselam. Acayip bir şey ya. Allah Resulü'nün de o Mekke'ye, Medine'ye gidenler biliyor. Ama bir de böyle bakın. İki vadi kupkuru ya, şeyler yok. İki vadi arasında Mekke. Çünkü orası celal içinde cemal tecellisi. Azamet kibriya, izzetin tecellisi. Yalçın kayalar yani. Azamet, kibriya, izzet, gına tecellisini simgeliyor. Yani böyle baktığın zaman insan hakikaten bulunduğu zemini ve kendi üzerindeki donanımlarının kıymetini bilmesi adına o kadar katkı yapıyor ki insan kendisine değer veriyor, çöplükte harcamıyor yani. Hakikaten bir daha fırsat geçmez. Bugün birisi beni aradı. Arayanların içinde çok da bir tanesi. Ondan sonra yoğun bakımdan zorla doktoru ısrar etmişler, vermişler telefonu. Hocam diyor,
Nefes alamıyor. Senden bir ricam var dedi. İnanın bana, Çapa'da, Cerrahpaşa değil, Çapa'da yoğun bakımdayım diyor. 37 yaşında. Senden hem dua isteyeceğim ama duadan daha önce belki bana dua olur. Bak bak. Ne olur? Rahatça bizim dava arkadaşlarımız, nurcuların bir defa nasıl nefes aldıklarını ne olur bir hatırlat. Ne kadar büyük nimet içinde olduklarını ben de bilmiyordum. Ne olur? Tamam. Tamam Atakan'ım. Bugün derste bir defa çok rahat, cihazsız nefes almanın ne demek olduğunu ne olur biraz hatırlat. Hakikaten ne kadar büyük nimetteyiz böyle. Mesela çıkarken şey yaptım, durmuştum köprünün üzerine dere. Yani o derin akması için Allah lazım. Manzara teşkil etmiş. Biraz sonra baktım haylaz yapan gençleri gördüm. Onların da olması gerektiğini gördüm. Eskide o, eski Hasan olsaydım Allah bilmem neyse ben bağıracağım. Hayır o lazım yani. Sonra düşündüm ki belki bana şey yapacaksınız ama bilmem şu sözümden. Şu dünyada, memleket demiyorum, dünyada asr-ı saadet insanı gibi, o gavurlar değil, peygamberin sahabesi gibi insan, hep insanlar bununla dolu olsaydı yaşanmaz. Dünya bilinmez. Olmaz, her şey durur. Sahabe-i kiram gibi olsa ki, beşte biri iman etmiş Resulullah'a, değil mi? İnsanlıkta da öyle. Dördü iman etmedi. Allah böyle bir sistemi tercih etti. Kur'an Allah attı bu saati, Kur'an Allah. Demek ki en azından bir aksesuardır. Çünkü küfür imana hizmet eder. Küfürü kaldırırsanız iman yoktur. Haram yoksa farz yoktur. Karanlık yoksa aydınlık denen bir şey yoktur zaten. Yani alemimizde yok. Alemimizde olmadıktan sonra olsa ne olur? Onun için onlara baktım böyle hem acıdım, hem dua ettim, hem de lazımdır. Çünkü en azından dedim, şu anda Allah'ın bana ikram ettiği nimetleri fark ettim. Amayı görerek gözümü anladım. Sefihleri görerek istikameti anladım. Amelsiz. Kanlığı görerek güneşin. Anladım gibi. Onun için lazım. Elhamdülillah içimden coşarak böyle elhamdülillah dememe sebep oldular. Ya Rabbi şun haletimin hatırı için şunlara da hidayet ver. Allah'ım şu haletimin hatırı için, çünkü bunlar sebep oldu bana. Ondan sonra az ileriden gittim, selam verdim. Oo Hasan hocam dedim, çıkarayım siz. Yok dedi. Bir tanesi, tamam peki. Dur dedi. Hasan hocam buyur dedi. Çocukken bize verdiğin şekerleri unutmuyoruz ha. Hiç seni unutmuyorum dedi. Elhamdülillah. Çocukken şeker veriyormuş. Elhamdülillah. İnsan insanlığının kıymetini bilmesi lazım. İmam-ı Gazali'nin sözü diyor ki, insanlığının kıymetini bil, ölünce insan olamayacaksın. Artık çekirdeklikten çıkıyorsun. İnsan bir çekirdeğe benzer diyor usta, değil mi? Taallümle tekümül etmek için gelmiş. Bitiriyorum. İnsan kıymetini bilmesi lazım. Bir daha dönüşü yok. Ezeli ve ebedi. Bir de söylüyorum. Bu aleme bir daha ezeli ve ebedi gelmeyeceğiz. Basit bir alem değil. Allah tertip etmiş. İnanın bütün alem bir tarafa, dünya bir tarafa. 15. sözden söylüyorum. Kainatın çekirdeğidir diyor dünya için. Oradan anlıyorum ki başka yerde insan yok. Kainatın çekirdeğidir diyor dünyaya. İnsan için de şecere-i hilkatın çekirdeği aslisidir diyor. Niye? En aziz misafiri en kaliteli yerde barındırmış, misafir etmiş. Sen şimdi aziz misafirini ekonominde iyi, çaylinin uyduruk bir oteline koyar mısın? En aziz misafirini otele koyar mısın? Evine koyarsın. Eğer onun derecesi kıymetliyse, yerinde yoksa hanımını ve çocuğunu komşuya, akrabasına gönderir, o aziz misafirin elinde barındırırsın. Bana böyle yaptı Kanal Urfa'daki yöneticilerden.
rahat etsin diye ustadı mevlüdünde otele yatırabilir. Bunlar zengin ya. Televizyon şeyler sahipleri. Sahipleri bunlar. Televizyonun sahipleri. Ellerinde zaten 30 lira. Bir şey yani bir otel. Gitmiş sonra tabii. Ben zannettim bir odadır. Hayır. Hocam ev serbest diyor. Evi ikimize, iki kişi bir de yanında birisi vardı. Yani bize tahsis etti. Eğer yoksa odası veya abim derecesine göre rahat tuvalete gidemez, banyosunu yapamaz vesaire diye vallahi evi boşalttı. Ben gitmeden birkaç saat önce, yani bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ne anlatmaya çalışıyorum? Sen de Allah'ın böyle güzide bir misafirisin. Allah diğerlerinden boşalttı. Ve bizden önce cinler katliam yapan, kan döken, fitne çıkaran can, dan, han, man, tam, test ve onların habisleri ve kan dökmüş, tefsiri demirde geçiyor. Ki en azından işaret edeceğizden söyleyeyim. Bizden önce cinler varmış. Kan döktükleri için Allah onlarla yapmamış bizi. Kaldırmış hükmünü. Ama cinler var ama hükümleri yok öyle. Hakimiyetleri yok. Bir insana gelen sureden, cin suresinden istifade edecek kadar basitler. Cin suresi bile onlara gelmemiş, bize gelmiş. Bize gelenden tebeyi olarak istifade ediyor. Tebeyi olarak. Onlara gelmemiş. Bazılar onlara gelmiş diyor aşağı. İnsana gelmiş. Kur'an birinci derece insan. Böyle bir aziz misafirini otelde yatırmıyor Allah. En kaliteli, kendi diğerlerini boşattı. La teşbih ve la temsil. Mahremlerine mahremlerini kaldırdı. Bize tahsis etti. Bunun kıymetini bilmek lazım. Hayatın güzelliklerini anlatan hayattaki çirkinliklerdir. Çirkin dediğimiz zannettiğimiz şeylerdir. Biraz önce o çocuklardan misal verdin. Çirkin gibi gözükürken seni sana hatırlatan, seni gösteren aynalardır. Eğer bela ve musibet denilen şey böyle yorumlarsan seni izah eden, seni yorumlayan, senin içini dışına taşıyan aynı zamanda sana ayna olan hadiselerdir. Yoksa sen seni bilemeyecektin. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ El-Fatiha temas selavat. Allah'ım selam.